Ticaretle meşgulüz, bazen çok uygun fiyata mal alıyoruz ve haliyle de o mallardan karımız çok oluyor. Normal satışlarımıza nispetle kar oranımız ciddi anlamda artıyor. Ancak müşteriye yansıyan bir şey olmuyor. Aynı tip maldan farklı oranlarda kar elde etmemiz caiz olur mu? İslam'da bir tüccarın kar etmede bir sınırı var mıdır? Yani İslam'da kar haddi var mıdır? Aslında soru neticede burada düğümleniyor. Evet. Bununla alakalı kitaplarımızda, özellikle son dönem kaleme alınmış Ömer Nasuhi Efendi'nin Islahi Kamusu'nda, keza Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'de belli nispetlerden bahsedilir. İşte arazide kar hattı, hububatta kar hattı, menkulde veya gayrimenkulde kar hattı şeklinde ifadeler. Ama bunların hep arka planına baktığımız zaman örfe endeksi olduğunu görürüz. Yani serbest piyasa diye tabir edelim. İfadede de buyurulduğu üzere, yani alım bazen çok düşük olabiliyor, o zaman kar yüksek olacak. Alım düşük değil, yüksek bir meblağ almışsa o zaman kar haddi de düşük olacaktır. Burada örfi olarak herhangi bir sınırlama getirmeden, tekelcilik yapmadan, kara borsacılık yapmamak suretiyle arz ve talebe göre burada bir sınırlamadan bahsedemeyiz. Yani evet, piyasa şartları neyi gerektiği kılıyorsa, istismara da sebebiyet vermemek kaydıyla, tekelcilikte olmamak, yani fırsatçılık da yapmamak kaydıyla, ona göre belli piyasaya göre kişi o malı, o ürünü satabilir. İslam'da belli bir nar, yani fiyatı sabitleme diye bir şey, özellikle Hanefi fıkhında olmadığından dolayı burada bir sınırlamadan bahsetmeyiz. Dediğimiz gibi zarar vermesin, insanlara tekelcilik yapmasın, fırsatçılık yapmasın.